lojistik bir, ihracat iki, turizm iki, servis sektörleri üç. Bu nasıl işsizlik hesabı? Hakikaten 14,5 da değil. Disk diyor ki hocam 28'leri falan buluyor. O kadar da çok olmasa gerek. O %30 tanımları gibi. Var Ahu Hanım. Bunlar geniş, bir evet geniş. Yani tanımları var. Uluslararası tanımlar. Dün TÜİK'ten de bir uzman arkadaş sosyal medyada paylaştı. 4 farklı hesapla işsizliği tanımladı. Evet %28,8 de bir işsizlik hesabıdır. Manşet işsizlik dediğimiz işte bir işsizlik hesabı var. %12,9 olarak açıklanan. Ama geniş tanım. Tabii yani bunun içerisine işte iş son bir yıldır iş bulmaktan umudunu kesenleri ekliyorsunuz. İş gücü büyüyor. Tabii ona göre şimdi mesela şu an katılım üzerinden baktığınızda 30 milyon civarı bir iş gücümüz var bizim. Pandemiyle beraber düşmüş. Geçen seneden bu yana biz o yüzden böyle dönemlerde oranlardan ziyade sayılara bakmayı tercih ediyoruz. Gerçek sayı. Tabii yani şimdi Türkiye'de ne var? 83 milyondan biraz fazla nüfusumuz var. 83,6 milyon. Kaç işsizimiz var? Resmi işsiz dediğimiz yani son bir aydır iş arayıp bulamayan insan sayısı TÜİK'in hesabına göre 4 milyon. Ama bir yaklaşık 5 milyona yakın da ben artık iş aramıyorum ama çalışmaya hazırım diyen var. Şimdi hangisi işsiz? İşte burada rakamlar yani %28,8 olsa ben hep aynı şeyi söylüyorum ya. %28,8 olsa işsizlik oranı ne olur? %12,9 olsa ne olur? 9 milyon insan çalışmak istiyor. Evet. Ama iş bulamıyor. Arayanı var, aramayanı var. 4 milyonu arayıp bulamıyor. 5 milyonu da aramaktan vazgeçmiş bulamıyor. Yani hocam diye de bu genç işsizlik meselesi çok ön plana çıkartılıyor. Hakikaten hepimiz üniversitede görev yapıyoruz. Bu mezun olan genç çocukların, yeni hayata başlayan çocukların yani ne kadar iş bulabiliyor, hangi sektörler onu bir izah edebilir misiniz? Hocam orada da mesela yine geniş tanımlı işsizliğe bakarsanız %42,4 genç işsizliğimiz. Yani geniş tanımlı işsizlik, genç işsizliği %42,4. %25 de TÜİK'in açıkladığı o manşet işsizlik rakamı. Şimdi burada şöyle bir... Genç işsizliği TÜİK %25 mi? 25 hocam, 25. Yani her 4 gençten biri işsiz ama burada hani ne eğitimde ne istihdamda olmayan yaklaşık yine 5,5 milyon gencimiz var. İş aramaktan vazgeçenler var. Bütün bunları koyduğumuz zaman %42,4'e çıkıyor. Yine az önce söylediğim TÜİK'in hesabı bu arada. Bu rakamların hepsi TÜİK tarafından hesaplanan rakamlar. Ben oturup hesaplamadım yani. Dolayısıyla hocam burada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ben basit bir örnekle vereyim. 2016 yılında tam 5 yıl önce Türkiye'deki iş sayısı 26,5 milyonmuş. Bugün aradan geçen 5 yılın sonunda 27 milyon insan çalışıyor. Yani 5 yılda Türkiye ekonomisi 500 bin iş yaratabilmiş. Bu arada nüfus arttı. Her sene 800 bin civarı iş gücü piyasasına dahil olan insan var. Dolayısıyla bu 4 milyon insan 5 senede iş gücü piyasasına girmiş, bakmış ki iş yok, çıkmış. İşte o hani 1 milyondan 5 milyona gelen bir rakam var ya, ben artık iş aramıyorum, vazgeçtim diyen. Hep oraya yığıyoruz biz şu anda insanları. Yani TÜİK'in metodolojik olarak yapabileceği çok sınırlı şeyler var. Tamam oran vesaire ama insanlar şunu biliyorlar. Bu oranların hepsi bizim için aslında. Yani %12,9 oranı bir iktisatçı için önemlidir. %28,8 oranı bir iktisatçı için önemlidir. Ama asıl orada 9 milyon insan kendisi için şunu görüyor. Ya ben iş arıyorum bulamıyorum. O zaman iş aramıyorum ben artık diyor. Kendisi için şöyle bir tanımı yok. Ben bir aydır iş arıyordum artık aramıyorum. Dolayısıyla işsiz değilim demiyor. Ben hala işsizim diyor en nihayetinde. Bir yıldan fazla süredir iş arayan insan sayısı gene TÜİK'e göre 1,1 milyon. Ya buralar artık iş yaratamayan bir ekonominin sonuçları. Hangi sektörde olduğunun da bir önemi yok hocam. Planlamayla ilgili bir sürü sorunumuz var. İşte kayıt dışılar, geçici işsizlikler. Kayıt dışı %32 civarında. Yani şöyle düşünün. 30 milyon bizde şu anda iş gücü. Bunun %32'si kayıt dışı çalışıyor. Yani kayıt dışı çalışma dediğimiz şey iş gücünün dışında bir şey değil. Değil mi? Yaklaşık 9 milyon insandan bahsediyoruz. Ve bu insanların büyük çoğunluğu şu an ya hani işte bir sürü riske alıp çalışmaya devam ediyorlar ya da tamamen işsiz durumdalar aslında bir taraftan bakıldığında. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda iş gücü piyasası işin yaratılmadığı, yeni iş yaratılmadığı sürece de artan nüfusla beraber ya da üniversite mezunları, lise mezunları yani eğitimden çıkan artık iş gücü piyasasına giren insanlarla beraber bir işsiz ordusu yaratıyor. Şimdi bu kötü bir durum, bu umutsuz bir durum bir tarafıyla bakıldığında. Bunun çözümü de her zaman aynı şeyi söylüyoruz, iş yaratılabilmesi. Ama iş yaratabileceğiniz zaten hani uzun zamandır Türkiye'de ekonomide az önce tartıştığımız uluslararası ilişkiler yüzünden ya da ekonominin kendi iç dengesizlikleri yüzünden oluşmuş bir belirsizlik ortamı var. Bunun üzerine şimdi pandemi gelmişti. Şimdi bunun üzerine bir de yüksek faiz ortamı geldi. Yani
bundan sonraki 6-7 aylık ya da 1 yıllık süreçte yeni iş yaratılabilmesi olasılığı da çok düşük. Nette baktığınızda 1 yılda yine söylüyorum, Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen 800 bin iş yaratmış 1 yılda. Ama o arada 1.7 milyon insan da işinden olmuş. Rakamlar üzerinden söylüyorum. Yani nette 900 bin iş kaybetmişiz. Nette. Ama 800 bin yeni iş yaratabilmişiz. Bu arada 1 milyon 700 bin insan işsiz kalmış. Bu 800 bin ile 1 milyon 700 bin arasındaki temel sorun şu. Bu 1 milyon 700 bin insan düzenli bir işte çalışırken, işe devam ederken bu 800 binin ne kadar geçici istihdam, ne kadar kalıcı istihdam, ne kadar İşkur desteğiyle verilen parayla 3-5 ay istihdam edilecek insan olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü pandemi döneminde